Merhaba arkadaşlar. Kurutucu gruplarımızda su pompalılarda Arçelik yeni bir değişiklik yaptı. 700 km 7 kiloluk, 800 km 8 kiloluk ve 900 km 9 kiloluktan sonra yeni bir modelimiz çıktı. Bu modeller sonuna 10 eklendi sadece. Yani 810, 910 diye kilogramları belirtiliyor. Yeni bir paneli var. Buradan yakından alabiliriz Nihal. Yeni panelde neler var? Dokunmatik panel. Kuruluk seviyesini önceden programdan ayarlıyordunuz. Şimdi buradan ayarlıyorsunuz. Tambur ışığını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Enerjiden tasarruf etmenizi sağlıyor. Sesli uyarı var. Sesli uyarıyı kapatabilirsiniz. Düşük ısı, hassaslar için kullanabileceğiniz ekstra bir düşük ısı ayarlama yapabiliyorsunuz. Zaman programını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine bitiş süresini gösteren bir tuşu var. Burada da açma ve durma tuşu ile ilgili bir ekstra bir tuşu var. Ekstra neler eklendi? Burada düğme kısmı aynı. Şu kısım yine aynı. Sadece şurada bir gri bir dizaynımız geldi. Ekstra hijyenik havalandırma, hijyenik kurutma diye bir program eklendi. Hijyenik havalandırmada neler yapabiliyoruz? 1,5 kilogram olan kadar çamaşırlarda hijyenik havalandırma yapabiliyoruz. Yine hijyenik kurutma var. Hijyenik kurutmada özellikle bebek giysileri, havlular tarzı daha hijyen olmasını istediğimiz ürünlerde, tekstil ürünlerinde hijyenik kurutmayı kullanabiliyoruz. Bakterilerden %99.9 oranında arıttırmış oluyoruz açıkçası. Arındırıyoruz. Kapak kısmı biraz değişti. Kapağı büyüttüler. Daha şık ve dizaynlı güzel duruyor. Su bölümü yine aynı burada dediğim gibi. Burada suyu toplayabiliyorsunuz. Eğer makinenin üzerinde kullanacaksanız bunu gidere de bağlayabiliyorsunuz suyunu. Normal dediğim gibi su bölümü burada toplayanlar için ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Bu saf sudur aynı zamanda. Saf su olduğu için ütü suyu olarak da bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tambur kısmı diğerlerindeki tambur buna yeni modellerde biraz farklılaştı. Eski tamburlarımız neydi Nihal? Alüminyum. Alüminyum tamburdu. Yeni tamburlarda çelik olarak özel kesim. Çelik özel kesim tamburlarla devam ediyoruz. Filtre kısmı aynı. İki filtre var. İki filtre neyi sağlıyor? Ürünlerin üzerinde gözle göremediğimiz bütün pisliklerin orada toplanmasını sağlıyor. Alt kısmı açmak kolaylaştı. Alt kısım şu şekilde açılıyor. Bu bölümleri aynı. Burasını temizlemek daha uzun sürede temizlemek mümkün. 6 ayda bir. Çünkü burada toplandığı için hepsi dediğin gibi evet 6 ayda bir temizleyebiliyoruz. Prosent teknoloji var. Şurada yazıyor. Prosent teknoloji aslında koku teknolojisi. Çamaşır kurutması kurutucu kullanan kimseler yumuşatıcı kullanmasına gerek yok aslında. Çünkü yumuşatıcının yapmış olduğu tüm işleri kurutma makinalarımız yapıyor. Ürünün yumuşak olmasını, ürünün üzerinde gözle göremediğimiz tüm pisliklerin, ekstra şeylerin burada toplanmasını sağlıyor kurutma makineleri. O yüzden yumuşatıcı kullanmaya gerek yok. Prosel teknoloji dediğimiz ürünlerin üzerinde bir koku istiyorsanız, tazelik kokusu veya ekstra lavanta kokusu tarzında bir koku istiyorsanız bizim ekstra böyle bir koku sistemimiz var. Prosel teknoloji bunu anlatıyor. Burada prosel teknoloji bunu buraya koyduğunuzda makine çalışırken havalandırmayı sürekli bunun üzerinden yaptığından dolayı ürünlerin üzerine o kokuyu rahatlıkla bırakmış oluyor. Bunu da küçük bir aslında küçük bir şey baktığımızda bunu kaç kurutmada kullanıyorduk Nihal? 30 kurutma. 30 kurutmaya kadar da kullanabiliyoruz. Aslında güzel bir şey. Tüm Arçelik servislerinde de rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Evet, 3 çeşidi var. 3 çeşidi var. Tüm Arçelik servislerinde olabiliyor. Yakın zamanda zaten internet ortamında da herkes ulaşabilir olacak. Kurutma ile ilgili kendi makinenizin üzerinde montaj yapma imkanınız var. Yani makineniz ne marka olursa olsun Arçelik bunu diğer markaların üzerine de montaj yapabiliyor. Dediğim gibi diğerinin üzerine montaj yaptığınızda su giderini bağlayabilirsiniz. Burada toplamanıza gerek yok. Ekstra kurutma ile ilgili anlatacağım açıkçası bir şey yok ama sizin sorularınız olursa yorumlar kısmından tekrardan cevaplarım. Şimdilik bugünlük kurutma eğitimimiz bu kadar. Hepinize iyi günler.